Çekil yaptı. Evet, şu an Kartal'dan çıkış yaptık. Dragos istikametinde pedallıyoruz. Işık olan bir yerde durarak koltuğu yükseltmeye çalışacağım. Şu ışıkta duralım da şu koltuğu biraz yükselteyim ya. Çok indirmişler bunu. Frenler de tutmuyor abi. Evet, şimdi koltuğu yükseltiyorum. Epey bir yükselttim. Evet, böyle daha iyi oldu sanki. Zil var mı ki? Lan nerede, göremiyorum. Bunda hiçbir şey yok. Aynen abi, şu an vites attırmaya çalışıyorum ama viteslerini de pek anlayamadım açıkçası. Şu an 2'de iyi herhalde. Çevirelim bakalım ne olacak. Şu an 3'ü aldım. 3'te epey bir ağır gibi geldi ama. Evet, 2'yi alıyorum tekrar. Bunun vites kolu da bozuk herhalde. 2'ye düştü, evet. Bisikletin frenleri az tuttuğu için fazla hızlı gidemiyorum. Sakin sakin gitmeye çalışıyorum. Şimdi sahil kısmına geçeceğiz. Bu taraf çok karanlık olduğu için görüntülerde de büyük ihtimalle çok karanlık çıkacak. Arkadaşlar, şu an Kartal sahilde Dragos'a doğru gidiyoruz. Kiraladığımız bisikletlerle birlikte. Yanında Refah Bey var. Refah Bey'i az çok tanıyorsunuzdur. Adadaki kazasından. Sahil şu an dolu görünüyor. İnsanlar, semaverde çay yapanlar, işte bisiklete binenler, yürüyüş yapanlar, çekirdek çitleyenlerle dolu. Bakalım, Dragos'a kadar gitmeyi planlıyoruz. Bisikletler çok da fena değil aslında. Yani düz yol olduğu için, sahil yolu, öyle engebeli arazi çıkmayacağınız için rahatlıkla kullanılabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti veriyor şu anda. İspark'ın bünyesinde İspark diye bir firma bunu yürütüyor. İspark'ın web sitesine girerek oradan kredi kartınıza ilk etapta abone olmanız gerekiyor. Abonelik ücreti olarak 10 TL bir kart ücreti var. Kartınız geldiğinde kredi kartından da bakiye yükleyerek direkt bisiklet kullanmaya başlayabiliyorsunuz, bisiklet kiralamaya. Refah Bey, sizin duygu düşüncelerinizi alalım bisikletlerle ilgili. İftar sonrası rehavet çekti üstünüze. Bu bisiklet kullanmak az da olsa rehaveti aldı. Bisikleti nasıl buldunuz? İspark'ın bisikleti. 15 günün üstünde belli. Nasıl, uzun yol için iyi midir sizce? Ne diyorsunuz? Yani kondisyonu iyi olan biri bunu bu şeyle düz yolda Kadıköy'e kadar gidebilir. Hı hı. Ancak benim gibi zayıf biri. Ağırlık takıntısı olan diyelim biraz. Ağırlık takıntısı olan biri. Buradan herhalde en fazla Dragos'a gider. Evet, aslında biz Pendik'ten hep çıkış yapıyoruz ama bugün işte bisiklet kiralama istasyonu Kartal'da olduğu için Kartal'a kadar araçla geldik. Kartal'da ki işte en yakın nokta İdo'nun, İdo iskelesinin hemen yanında, önünde. Oradan önce işte size sistemi tanıttık. Nasıl kiralama yapıldığını, ne gibi hizmetlerin olduğunu. Ondan sonra bisikletimizi kiraladıktan sonra şu anda da yoldayız. Bisiklet yolunda ağır ağır Dragos'a doğru pedallıyoruz.
Bisikletlerin güzel bir yanı da çamurluklarının olması. Malum sahil yolunda bisiklet kullandığınızda zaman zaman fıskiyelerin açılmasından dolayı yollar ıslanıyor. İşte geçen yine benim bir gece sürüşümde böyle bir şey olmuştu ve Pendik kısmında özellikle çok fıskiye çalıştığı için yollar suydu. Kendi bisikletimde de çamurluk yok. Çamurluk olmadığı için mecburen yavaşlayarak geçmek zorunda kaldım. Hızım kesildi. Çok can sıkıcı bir şey değil aslında ama yine de insan tabii yavaşladı mı birden zor oluyor. Evet, bisikletler yani çok gayet rahat görünüyor. Yani önünde de bir sepet konulmuş. Özel eşyalarınızı, işte çantadır vesaire, yükünüz varsa bunları koyabilmek için güzel bir sistem. Koltukları kalkıyor. Kendi boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. İşte vites, 3 tane vites var şu an gördüğüm kadarıyla. Vitesler çevirmeli şöyle. İşte 3 kademeli. Onun haricinde 2 tane de fren kolu var direksiyonunda. Onun haricinde kapalı devre bir sistem olduğu için biraz çamurluk dedik zaten. Artı bisiklete, yani bu kıyafet şeyinde de illa spor giyinmenize gerek yok. Takım elbiseyle bile bu bisikleti kullanabilirsiniz. Çünkü zincir kısmında koruma var. Yani hiçbir şekilde ayağınızın işte yağ olması veya pantolonunuzda yağ sürülmesi gibi bir şey söz konusu değil. O konuda bir kolaylığı var. Bunu da koy. Koyayım abi. Ha şu atış çok iyi. İkimizin de gidonu gözüküyor. Bisikletlerin süspansiyon sistemi olmadığı için biraz önce buradan geçtik. Çok sarstı bizi açıkçası. Refah Bey bir panik yaptı. Çiçek düşeceğim zannetti. Arkadaşlar şimdi kiralamış olduğumuz, Üsbike'den kiralamış olduğumuz bisikletlerle Refah Bey'le birlikte Brabant'a geldik. Burada biraz 5-10 dakika soluklanacağız, mola vereceğiz. Bisikletler görmüş olduğunuz gibi sarı bisiklet diye geçiyor bunlar. Üsbike'ın Büyükşehir Belediyesi, Üsbike tarafından Üsbike'ın işlettiği bisikletler. Bisikletler genel olarak biraz yolculuğumuz güzel geçti. Keyifliydi, ufak tefek. Yine kazalar, tehlikeli yerlerden geçtik. Şu an bisikleti genel bir görüntüsünü çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurada ön bir plastikten çamurluk var. Bu işte yolla karşılaşabileceğiniz su birikintilerinden geçerken sizi koruyor. Şu bisikletin işte kilitleme noktası. Şurada bir pim var. Bu pimle birlikte kilitliyor. Çok basit bir sistemi var bisikletin. Sadece bir boru şeklinde tasarlanmış. Şöyle bir pedal sistemi.
ve göbekten vitesli bunlar. Arkada da yine plastik bir çamurluğumuz var. Koltuk gayet rahat. Yani kendi bisikletimin koltuğundan daha rahat diyebilirim. Hiç yormadı bizi gayet. Evet, fren sistemleri. Frenler dediğim gibi çok iyi tutmuyor. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. İşte çok hızlı gitmemeniz gerekiyor özellikle. Evet, bu sağ tarafta da vites sistemi var. Tabii bunun biraz şeyi bozulduğu için boşa dönüyor şu an ama bastırarak çevirdiğinizde vitesler atıyor. Sıkıntı yok. Bu da Refah Bey'in bisikleti. Onu da şöyle çekelim size. Evet, Refah Bey'in bisikletinde haricen bir de bir zil konulmuş ama tabii zil çalışmıyor. Denedi. Evet arkadaşlar, molamız bitti ve şimdi Dragos'tan tekrardan Kartal'a doğru dönüşe geçtik. Evet, bu arada ben de kamera açımı ayarlıyorum bir yandan. Evet, şu an gayet güzel görünüyor. Fena değil. Kamera açımız. Rüzgar da şansımıza şu an bize doğru esiyor. Gelirken çok iyiydi, yani arkamızdan estiği için çok rahattık. Evet, burada bir bozuk nokta var ve çok hissettik şu an. Geçerken epey bir sarsıldık. Evet, vitesi biraz hafife alalım. Evet, bunun vitesi bozuk olduğu için şu an 1'i almaya çalışıyorum ama neyse, 2'de gidelim, sıkıntı yok. Evet, şu an durduk yerde vites attı bu arada bisiklet. Bari 2'ye tekrar alayım. Evet, bir bozuk noktadan daha geçeceğiz. Oo, çok kötü. Evet, zangıl zangıl ettik deyim yerindeyse. Bisikletin tabi bu sarsma bisikletin ağırlığından da kaynaklanıyor. Daha hafif bisiklette daha az sarsıntı yaşarız. Ama ağırlık arttıkça tabi bu şey de artıyor. Evet, dikkatsiz yayalar. Sağa sola bakmadan yola atlıyor tabi. Yani bisiklet yolların en büyük sıkıntısı zaten yayaların başta işte dikkat etmemesi. Sonrasında araçların bisiklet yolunu kendi otoparkı gibi kullanıp sürücülerin araçlarını çekmesi. Aslında videoyu biz gündüz çekmek istiyorduk. Bisiklet yolculuğu takipçileri ama gündüz malum oruçlu oluyoruz. Bir de güneş çok yakıcı oluyor. Gerçi son 1-2 gündür havalar iyi ama tabii genel olarak çok sıcak geçiyor. Yazın sıcakları da başladı. Ye bunu. O yüzden mecburen bu videoyu gece çekmek zorunda kaldık. Aslında size daha detaylı bilgiler vermek istiyorduk. İşte bisikletin sistemleri hakkında. Hatta aklımızda şu da vardı, bir tartı bulup kurban bayramlarında kullanılan et tartılan tartıdan bulup bir tane onunla bir bisikleti bir tartmak istiyorduk, kilosunu size söyleyebilmek için. Ama ona da vaktimiz olmadı çünkü biraz spontane gelişti, çıktık geldik, planlanan, yani önceden planlanan bir program olmadığı için şu an zaten kıyafetlerimiz de uygun değil bu sürüş için ama kısa mesafe sürdüğümüz için çok da zararı yok. Yani bir 5 kilometre bu akşam tur yapmış olduk. Kartal Dragos arası 5 kilometre desek, dönüşte 5, yani 10 kilometre bir yol kat etmiş olacağız bu akşam. İstanbul'un Anadolu yakasında yaşıyorsanız sahil yolunda bisiklet kullanmak gerçekten zevkli. Çok böyle kondisyon
derdiniz yoksa, yarışma derdiniz veya da belli bir performans derdiniz yoksa, sahil yolu gerçekten bisiklet kullanmak için ideal. Birçok insan da zaten bunu değerlendiriyor. Bu arada Kartal'a da yaklaştık. Çok az bir mesafe kaldı. Evet, dikkatsiz sürücüler yollarda. Evet, ortalama, yani bisikletin ortalama 15-20 kilometre hıza kadar çıkabiliyoruz hiç zorlanmadan. Bisiklet buna müsaade ediyor. Bir vites sisteminin de olması 3 kademeli. Zaten düz yolda hep kullandığımız için rampa veya eğim olmadığı için gayet karşılıyor bu bisiklet ihtiyacı. Ama dediğimiz gibi dezavantajlı yönleri de var. İşte çok ağır olması, bir süspansiyon sisteminin olmaması, bunları sayabiliriz belki. Bunun haricinde dezavantajlı yönü, pedal çevirirken pedal çevirmeyi bıraktığınızda bisiklet hemen hız kesiyor, yani hemen yavaşlıyor ve tekrar pedal çevirmeniz gerekiyor. En güzel yanı ise bu sistemin, işten çıktığınızda veya da hadi sahile gidiyorum, gezeyim, yürüyeyim derken işte bir yandan da bisiklete bineyim diyerekten hemen kartınız, abonman kartınıza bisikleti kiralama kolaylığı var. Bu gayet hoş ve güzel bir avantaj sunuyor size. Normalde kendi bisikletinizle tura çıkmak istediğinizde işte güvenlik için kaskınızı hazırlamanız gerekiyor. Kıyafeti ona göre giymeniz gerekiyor. Sonrasında işte bisikletinizin ayarlarını vesaire kontrol etmeniz gerekiyor. Ya birçok kontrolü gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şu an kiralama istasyonuna geldik. Bisikletimizi boş bir yere park edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bisikletimizi park ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu an bisikletimizi taktık yerine. Bisikletlerimizi bıraktık. Şu an kartımızı okutarak bakiyemizi de bir görmek istiyoruz. Ne kadar bir bakiyemiz kaldı. Evet, şu an girdik. Evet, şu an 20 lira yüklemiştik. 15 lira kalmış. Yani 2,5 çekmiş. Buradan kartımızı da alalım.